Konguç Akademi 10. sınıf kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimiz kombinasyon. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşım yeni hafta ve yılın ikinci haftası 10. sınıf Eylül programıyla karşındayız. Bakın arkadaşım geçen hafta permütasyon gördük. Bu hafta kombinasyon haftaya müthiş bir binom açılımı anlatacağım size. Kesinlikle ve kesinlikle ekran karşısındaki yerinizi alın. Çünkü bomba bir anlatım olacak. Tabi bugünkü kötü mü? Değil tabi ki de ama binom açılımını anlaşılmayan zor bir konu olduğu için onu size anlaşılır yapacağım. Bugünkü kombinasyonla ilgili de müthiş taktiklerim var. Ama daha önemlisi sizin haftalık programlara sadık kalmanız arkadaşım. Ders çalışmayı alışkanlık haline getirmeniz ve sonrasında da iş hayatında rahat etmeniz arkadaşlar. Bakın arkadaşım ne yapacağım? Burada Tonguç Akademi tarafından sana her türlü verildi. Hafta sonu lütfen test çözmeyi, tekrar yapmayı ve kitap okumayı unutma arkadaşım diyelim ve uzatmayalım. Bugün bugün ne yapacağız? Kombinasyon yapacağız. Hemen Dinamo kitabımızdan ödevimizi söyleyelim. 21 ile 36 arasını yaparsan müthiş olur. Bak 21'de ne var? Bakın buralar tekrarlı permütasyonların olduğu yerler. Hemen gösterelim. Sen kombinasyona geçeceksin. Kombinasyonda başlayacaksın arkadaşım. Kombinasyon kavramları, özellikleri, küme ilişkisi, problemleri. Bunların hepsini yapacaksın. Geometrik uygulamaları ve sonrasında da artık teste geçiyorsun. Lütfen teste cevap anahtarına bakmadan 12'yi bitir bakalım. 12'de 12 yapabiliyor musun? Görelim dedik ve artık dersimize başlayalım. Dersimizde arkadaşlar ne yapacağız? Hemen söyleyelim. Kombinasyon dedik artık. Ve öğrenme çıktılarında yapacağımız şey şu. n elemanlı bir kümenin R tane kaç farklı seçilebileceği. Bakın geçen hafta permütasyondu. Orada neydi? Sıralamaydı. Bu hafta seçme. Ve kombinasyon kavramının alt küme sayısıyla ilişkilendireceğiz. Ve aynı zamanda da temel özellikleri N'nin R'lisi, N'nin sıfırlısı, N'nin birlisi. Ve bunların toplamının 2 üzeri 10 olduğunu, 2 üzeri N olduğunu söyleyeceğiz. Anahtar kelimelerimiz kombinasyon, seçme, alt küme, üçgen oluşturma veyahut da dörtgen oluşturma. Bunda da geometrik şekiller olacak. Peki bu derse geçmeden önce senin neyi bilmen lazım? Neyi temel kabullerimiz lazım? Öğrencilerin doğal sayılarla aritmatik işlemler yapabildiklerini, tamam aritmatik işlem yapıyoruz zaten. Cebirsel ifadelerle ilgili işlem yapabildikleri, o da tamam o da cepte. Seçim sayısı bulurken... Gerekli işlemleri yaparak çözüm geliştirebildikleri kabul eder diyor. Zaten burada aslında kombinasyonu sen ilk defa göreceksin. O yüzden bütün her şeyi biliyorsun diye kabul edebilirsin. Bir sıkıntı yok. Çünkü temelini burada 10 numara 5 yıldız anlatacağız. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin her birine kombinasyon denir. Bakın kombinasyon ne demek? Seçme. Ne demek alt küme? Peki ne demek hocam bunlar? Bir açar mısın? Hemen söyleyelim. Elinde Ahmet Burak, Cevdet varsa bu üç arkadaştan sen ikili permütasyonlarını ve ikili kombinasyonlarını istiyorsan permütasyon sıralamaydı ve sıra önemliydi. O yüzden arkadaşım, bak burada sen A ile B'yi yan yana koyarsın yetmez, B ile A'yı da yan yana koyarsın. Devam edelim, A ile C'yi yan yana koyarsın yetmez, C ile A'yı da yan yana koymalısın. B ile C'yi yan yana koyarsın yetmez. C ile B'yi de yan yana koymalısın. Neden? Çünkü permütasyon sıralamaydı. İkili ikili sırala diyor bana. Hepsi olacaktır. Peki kombinasyon neydi? Kombinasyon arkadaşım. Ne yapıyorsun kombinasyonda? İkili ikili seç diyor. A, B'yi seçtin. Bir de ne yapacaksın? A, C'yi seçeceksin. Bir de ne yapacaksın? B, C'yi seçeceksin. Peki bir öncekinde ne vardı? Bir öncekinde bir de bunların sıraların değişik olması. Niye? Çünkü permütasyonda sıralama önemliyken Kombinasyonda sıranın canı cehenneme diyor. Ne yapıyor? Sıralama hiçbir önemi yok diyor. Onu da söylemiş olalım. Kombinasyon kurallarına geldim. Kombinasyon kurallarının arkadaşım. N, R ve bunlar doğal sayı olacaklar. R yalnız N'den küçük ya da eşit olacak. Biz bunda da kombinasyon sayısına bakarken ne diyoruz? C, N, R diyoruz ya da böyle alt alta yazıyoruz. Bakın bazı arkadaşlar şöyle bir şey yapıyor. Böyle bir şey yok arkadaşım. Böyle bir şey yok. Ne var? N'nin relisi. Arada çizgi bölü işareti yok. Bu rasyonel sayı değil arkadaşım. Artık büyüdük. Ortaokul işlemi değil bunlar. Geldik buraya. Kombinasyon N'nin relisi. Eşittir. N'nin relisi. Evet. Burada bir kural vermiş. Bakın bu kural şuraya kadar permütasyon zaten. Bir de ne yapıyorsun? Sen kişi sayısına bölüyorsun. Yani tekrarı kısıtlıyorsun. Bakın tekrarlı permütasyonda hatırlarsanız tekrar edenler kadar bölüyorduk. Niye? Çünkü tekrar yok. Ortada tekrar yok. O yüzden kombinasyonla permütasyon arasındaki mevzu şu. Seçip sıralama. O yüzden arkadaşım permütasyon seçip sıralama olduğu için bir de permütasyonda ne yapıyorsun? Kişi sayısı kadar çarpıyorsun. O zaman kombinasyonda permütasyon kadar ne yapıyorsun? Bir de bölme yapıyorsun. Kafanızı fazla karıştırmayalım. Bakın ikisi arasındaki farkı söyleyeceğim. Bakın kombinasyonda ya permütasyonda yaptığımız işlem neydi? Permütasyon 5'in ikisi derse 5'ten başlayıp 2 tane yazıyorduk. Bu permütasyondu. Peki kombinasyonda ne yapıyorsun? Yine aynısı. Beşten başlayıp yine iki tane yazıyorsun. Niye? Permütasyonla aynı. Yalnız sadece iki dediği için iki faktöriyel yani iki kere biri aşağıya koyuyorsun. O zaman ne olmuş oldu? Benim cevabım on olmuş oldu. Altını şüsü derse altıdan başlayarak üç tane yazdın. Tamam çok güzel. Peki şimdi ne yapacaksın? Aşağıya bir üç faktöriyel koyacaksın. Üç faktöriyel koydun. Üç kere iki altı. O zaman cevabın ne olmuş oldu? 20 olmuş oldu. Bak ne diyor? 3 tane açacaksın. 3 faktöriyel yazacaksın. 2 tane açacaksın. 2 tane birden 2'ye açılacak diyor. Yani 2 faktöriyel yazacaksın diyor. Burası da önemli. Pratik kısımdı. Bunu halletmiş olduk. 4'ün ikisini arkadaşım. 4 kere 3 bölü 2 faktöriyel. Yani 2 kere 1 artı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü Nedir arkadaşım burada? 3 çarpı 2 çarpı 1'dir ya da 3 faktöriyeldir dedik. 3 kere 2 6. 6 zıpladı gitti. 4 ile 2 sadeleşti. Burada 2 kaldı. 2 kere 3 6. 7 kere 5 35. O zaman 41 kere maşallah diyelim ve bu konuyu kapatalım arkadaşım. Olayı bitirelim. Şimdi geldik kurallara. Kurallarda birinci muhabbet şu. Enin sıfırlısı birdir. Yani bir şeyden hiç seçmemek bir durumdur. Bir şeyden hiçbir şey istememen bir durumdur. Bir, bir kümenin boş kümeli alt kümesi bir tanedir. O zaman ne diyorum? enin sıfırlısı 1'dir. Süper. O zaman 4'ün sıfırlısı 1'dir. Ve 7'nin sıfırlısı 1'dir. 1 bir artı 1, 2'dir. Tamam. Dikkat. N tane elemandan bir eleman seçmen, N elemanı tek tek seçmendir. O zaman nedir? N'dir. 9'un birlisi 9 elemandan bir tane seçmek istiyorsan... 9 farklı durumda seçersin. 5 elemandan bir tane seçmek istiyorsan 5 seçersin. O zaman her şeyin birlisi kombinasyonda kendisidir arkadaşım. Bunu da söylemiş olduk ve cevabı 4 dedik. Geçtik. Bir de elin ellisi. Her şeyin kendi kadarı bir tanedir. 5 beş elemandan 5'ini aynı anda seçmek istiyorsan o bir durumdur. Ne yapacaksın? 5 kişisin 5 kişi buraya gelsin. O bir durumdur. Herkes aynı anda gelir. Olay biter. Geldim buraya. 8'in 8'lisi 1 7'nin 7'lisi 1 1 artı 1 2 bu olayı da bitirmiş olduk. Şimdi bize bilinmeyenlerle işlem soruyor. Ya Allah bismillah diyelim bak şimdi arkadaşım. Ne oldu? 2n'den başla 2 tane yaz diyor. 2n'i yazdım çarpı ne yazacaksın? 2n eksi 1 yazacaksın. Bölü 2 çarpı 1 öyle değil miydi? 2 çarpı 1'di bak kurallardan şaşma. Matematik kurallar organizasyonudur. Bak kurallara şaşmıyorsun soruya uyarlıyorsun organize ediyorsun. İki enden başta iki tane yaz. İki en, bir eksi, iki en eksi bir. İki, iki kere bir. Eksi, en artı birden başta iki tane yaz diyor bak. En artı biri yazdım. Bir de bir küçüğü bunun endir. Bölü aşağısı iki kere birdir. Ve cevap da neymiş? Kırk beşmiş. Buraya bakıyorsun. İki enle iki eni çarparsan dört en kare eder. İki enle eksi biri çarparsan eksi iki en eder. Burada da enle eni çarparsan eksi en eder pardon özür dilerim eksi n kare eder. N ile 1'i çarparsan n eder. Önünde de eksi var. Eksi n eder. Bunların ikisinin paydası da 2 olduğu için buraya 2 korum. Buraya koyduktan sonra da buranın cevabı da 45 olur. Dikkat şimdi. 3 n kare. E 4 n kareden n kare çıktı. 3 n kare. Eksi 2 n'den n çıkarsa eksi 3 n. Bölü 2'yi de karşıya 45 bölü 1 işler dışlar yaparsan burası da ne olmuş oldu? 90 olmuş oldu. 45 kere 2'den. 3 parantezini alırsan N kare eksi N eşittir 90. Her iki tarafı 3'e bölelim. 3'ler gitsin ki en kare eksi N eşittir 30'dur. Neyin karesinden kendisi çıkarsa 30 kalır. Böyle bir sorun cevabına 6 diyenler müthiş bir şekilde durumu toparladı ve kazandı diyebiliriz. Bunu da söylemiş olalım. Geldik bir başka soruya. 6 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısını bulunuz diyor. E kardeşim kolay. 6'nın ikilisi ya da kombinasyon 6'nın ikilisi. O zaman ne yapmış oldun? 6'nın ikilisi dediğin içinde 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. Hemen ne oldu cevabın? 15 oldu. Bu kadar. Çok basit. 3 elemanlı alt küme sayısı nedir diyor. Kombinasyon 6 kişiydik 3 tane istiyor benden ya da bu ne biçim bir yazı ya? Bakın böyle bir yazı yok. Yani ya şöyle yazıyorsun kombinasyon 6'nın üçlüsü ya da 6'nın 3'üsü yazıyorsun. Yani bunun başına C koymak yok arkadaşım. Ya da bunu sade yan yana yazmak yok. 6'nın 3'üsü nedir? 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü. 3 çarpı 2'den dolayı 3 kere 2 6. Cevabım kaç oldu? 20 olmuş oldu. İşte bu kadar. Dikkat edilmesi gereken bir durum var. O da şu. Bir sayı. Mesela 11'in 9'uzu. 11'i 9 kere yaz. Aşağıya 9 faktörel yap. Acayip bir işkence. O zaman unutma arkadaşım. İki sayının toplamı altların toplamı üstü veriyorsa o zaman o ikisi birbirine eşittir. Ne diyorsun hocam? Bak şunu diyorum dostum. Sen 11 kişiden 9'unu çağırırsan eline 9 kişi gelirse öbür tarafta da 2 kişi kalmış olur. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Senin 9'luyu seçmen ikiliyi seçmenle aynı durum oluyor. Yani 9'lu seçmenle ikili seçmen arasında bir fark yok. 2 kişi gelsin dersen 9'u burada kalmış olur. O yüzden arkadaşım unutma. 11'in dokuzlusuyla 11'in ikilisi aynı muhabbete dahildir. Ve o zaman 11 çarpı 10 bölü 2 çarpı 1'den dolayı sen bunun cevabını 55 yaparsın. Neden arkadaşım böyle bir şey yapıyoruz? Büyük sayılarla uğraşmaktansa ne yapıyorsun? Küçük sayılarla hızlıca işlem yapıyorsun. Aynı muhabbet çünkü. 13'ün onlusu çok büyüksün kardeşim sen. Ben sen biraz küçül. 13'ün üçüsü yapalım. 13 çarpı 12 çarpı 11 bölü 3 kere 2. 3 ile 2 6. Şurası 2 oldu. Burası 26. 26 kere 11 demek 26 kere 10 26 kere 1 toplamı demektir. 266 26 286'dır dedim. Bunu da çok güzel bir şekilde yaptık, geçtik. Neymiş o zaman? Büyük sayılarda küçültüyorsun. Nasıl? Altların toplamı üstte eşit olacak şekilde yapıyorsun. Peki hocam, ne dedin sen? Bu ikisi birbirine eşitse altların toplamı üstte eşittir. O zaman yapalım. ...x-1 eşit... ...x-1 artı 7 eşittir 15... ...altların toplamı üstü eşit olacak... ...başka şansı yok... ...o zaman ne olmuş oldu... ...x artı 6 eşittir 15... ...x 9 mu çıktı... ...bakalım oluyor mu... ...evet... ...altlar toplamı birbirine eşitse... ...bu adamın 8 olması lazım... ...8 ise x 9... ...doğru... ...tamam soruyu bitirdim geçebilirim... ...demiyorum... ...niye... ...x'in alabileceği değerler toplamı diyor... ...arkadaşım... ...iki kombinasyon birbirine eşitse... ...biz hemen zoru öğrendik diye... ...zora gidiyor kafamız... ...hayır... Bir de şöyle bir şey var. 15'in 5'lisi e 15'in 5'sine eşit. E tabii ki de birbirine eşittir. O zaman bu sayı aynı zamanda 7 de olabilir. X eksi 1 eşittir 7. X eşittir 8 de olabilir. X eşittir 8 de olabilir. Bunu da söylemiş olduk. Ne yaptık yani? 15'in 7'lisi 15'in 7'lisine eşittir. Bu zaten normal dünya kuralıdır. İki şey birbirine aynısıysa eşitlerdir. Bir de arkadaşım ne olacak? 15'in 7'lisi altların toplamı üstte eşit olduğu için 15'in 7'lisi 15'in 8'sine eşittir. Onu da söylemiş olalım. 7 artı x eksi 1 toplamı 15 olacak. Bu da aklında olsun. Değerlerinin toplamı kaçtır diyor. O zaman x1 artı x2 gördüğün gibi 9 artı 8. Oradan da cevabım 17. Bunu da vurmuş yapmış olduk. Geldik oraya. Şimdi arkadaşım çok dikkat et. Şimdiki sorunda ne var? 3 elemanlı alt küme sayısı 5 elemanla alt küme sayısına eşit olan. Bir dakika şimdi. Bu ne ya? N'in 3 ele N'in 3'lüsü 3 üç elemanlı bir alt kümesiyle N'in 5'lisi yani 5 elemanlı alt küme sayısı birbirine eşitmiş. E kardeşim eşitse o zaman bunlar birbirine ne zaman eşit olur? Altlar toplamı üste eşit olduğunda olur. O zaman ne olmuş oldu? N 8 olmuş oldu. Bak soruyu tersten sordu bu sefer. Altları verdi, eşitlik verdi, üstü soruyor. Yani toplayacaksın ki üst eşit olacak. O zaman ne yaptık? Bize ikilisini soruyor. 8'in ikilisi nedir diye soruyor. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2 kere 1 midir? 8 2 birbirini götürdü. Yukarıda 4 oldu. 1 kere 1 1 zaten. 4 kere 7 28 dedim. Ve bu güzel soruyu da bitirmiş oldum. Şimdi arkadaşlar geldik. 9. sınıfta gördüğünüz küme muhabbetine. 9. sınıfta gördüğünüz küme muhabbetine geldik. Ne diyorsun hocam? Şimdi bakın kümeler alt küme sorularında biz kombinasyonda yapacağız demiştik. Aslında biz orada cevap verdik. Ama bugün burada da cevap vermemiz lazım. Ne demek istiyorsun yani? Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Çok dikkat şimdi. Bakın E eleman olarak bulunur diyor. Nerede? 3 elemanlı alt kümelerde. 1, 2, 3. E kesinlikle var mı? Var. 2 tane boşta eleman var mı? Var. E'yi zaten yazdım mı? Yazdım. 4 eleman kaldı mı? Kaldı. 4 elemandan ikisini buraya yazacağım Bu bir küme olduğu için Sıra önemli değildir Sıra önemli değilse arkadaşım O zaman 4 kişiden ben buraya ne koyacağım 4'ün ikisini koyacağım Yani 4'ün ikisi nedir? 4 kere 3 bölü 2 kere 1'dir Buradan da cevabım kaçtır 6'dır İşte bu kadar C eleman olarak bulunmaz diyor Bak C eleman olarak bulunmaz Nerede 3 elemanlı alt küme 1 2 3 C bulunmayacak Bak C'yi sil arkadaşım. Elimde kaç tane boşluk var? 3 tane. Kaç kişiyiz biz? C'yi silersek 4 kişiyiz. O zaman ne oldu? 4'ün üçlüsü. E 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşit. Her şeyin birlisi kendisine eşit. O zaman cevabım ne oldu? 4 olmuş oldu. A ve B eleman olarak bulunur diyor alt kümesinde. 1, 2, 3. E A'yı yazdım. B'yi yazdım. Geriye bir tane boşluğum kaldı. A, B gitti. C, D kaldı. C, D, E'den de Üçün birlisi ne yaptım? Üç tanesinden bir tanesini aldım. Onun cevabı da üç oldu. Şimdi çok dikkat. B veya C diyor. B veya C ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece B olacak. C olmayacak. Bakın C olmayacak. C olacak. B olmayacak. Ya da B ve C aynı anda olacak. Üçüncüde bir şey gelecek. Bunu bu türlü yapabilirsiniz. Bakın, bunu bir türlü yapabilirsiniz. İki tane yöntem göstereceğim. Çok dikkat edin şimdi. Yalnız B, bak B olacak var zaten. C olmayacak. Geriye 3 kişi var. 2 tane boşluğum var. 3'ün ikilisinden burası 3 oldu. Artı C burada var. B olmayacak. C var, B olmayacak. 2 tane boşluğum var. 3'ün ikilisinden yine 3 geldi. Artı B ile C ikisi aynı anda olacak. Ama bu sefer bir boşluğum var. Üçün birinden de ne olmuş oldu? Üç olmuş oldu. Cevap kaç çıktı arkadaşım buradan? Cevap kaç çıktı? Gördüğün gibi cevabım dokuz çıktı. Bak şimdi olaya bakın. Şimdi olayı çok dikkatli izleyin. Ne yapacağım biliyor musunuz? B veya C ne demek? B var C yok. C var B yok. B ve C aynı anda. Üç durum var. Peki bunların üç durumunun haricinde ne kaldı? B ve C'nin hiç olmaması. O zaman benim kaç boşluğum var? 1, 2, 3. Toplam ne olacak burası? 5'in üçlüsü. 5'in üçlüsü ne arkadaşım? Tüm durumdur. Tüm durum ne oldu? 5'in ikilisinden dolayı 10 oldu. Peki, peki. B ve C'nin hiç olmadığı, hiç olmadığı tüm durumdan neyi çıkartacağım? B ve C'nin hiç olmadığı. 3 eleman var ve 3 boşluk var. O zaman ne olmuş oldu? Bir durum var. Bunu çıkartırsam bütün durumdan yani ondan biri çıkartırsam 9 durum eder. Ne o? B veya C'nin her türlü burada olması. Ne yaptık? Tüm bütün 5'in üçlüsünden, bütün üçlü elemanlı alt kümelerinden ne yaptım arkadaşım? Neyi çıkardım? B ve C'nin hiç olmadığını. Hiç olmadığını çıkarsam ya B vardır ya C vardır ya da ikisi de kesinlikle vardır. Geldik buraya. Hatırlıyor musun arkadaşım? Bak kümelerde ne yapmıştık? Bütün alt kümelerin toplamı neydi? 2 üzeri n'di. Yani 2 üzeri eleman sayısı kadardı. Bir daha hatırlatalım. Bütün alt kümelerin toplamı yani sıfırlı, boş küme, bir elemanlı, iki elemanlı ve bütün elemanlı alt kümelerin toplamı neydi? 2 üzeri n'di. Aslında bunları hiç karıştırmıyorduk. Ne diyorduk? Bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri endir diyorduk. Yani el elemanlı bir kümenin. O zaman aynı anda da bütün bütün hepsini söylüyorsak sıfırlısı, birlisi, ikilisi, nokta nokta, endisi 2 üzeri n'dir dedik. Mesela bak. 3 üzeri sıfırdan başladık. 3 üzeri bir, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, bu 2 üzeri 3'tür arkadaşım. 2 üzeri 3 ise o zaman 8'dir. Demek ki 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 8'dir dedim ve bunu bitirdim. Peki 7'nin birlisi, 7'nin ikilisi, 7'nin üçlüsü 7... E kardeşim bana bunu soruyor adam. Bak bana bunu soruyor. Bunun cevabı x olsun. E peki x olsun da şuraya ben bir 7'nin sıfırlısı eklersem. Yani bu tarafa da 7'nin sıfırlısı eklemem lazım. Buraya 7'nin 7'sini eklersem. Bu, bu tabii ki de böyle para şey yok burada. 7'nin 7'lisini eklersen. E buraya da 7'nin 7'lisini eklemem lazım. E o zaman arkadaşım bak burası bir bütün oldu. 7'nin 0'lısından başlayıp 7'nin 7'lisine kadar giden 2 üzeri 7'lik bir durum oldu. E bana x'i soruyordu ama. Burası da o zaman 7'nin 0'lısından 1. 7'nin 7'lisinden 1. O zaman ne yapmış oldun? 2 üzeri 7 128 eşittir x artı 2 o zaman x kaç olmuş oldu? 126 olmuş oldu. Ne yaptım biliyor musunuz? Ben şuradaki çakallığı fark ettim. Yani buradaki ifadeyi soruyor ama bununla bunu eklesem cevap 2 üzeri 20 2 üzeri 7 128 olacak. He, o zaman ne dedim ben de? Demek ki adam bunları eklemeyecek, çıkaracak. 128'den 2 çıkarttım bu da olayı bitirdim. Şimdi geldik kombinasyon problemlerine. Çok fazla problemli bir durum yok. Merak etmeyin. O yüzden de problemlere çok kafayı takmayın. Hemen birkaç tane gösterip olayı bitirelim. Seçme içeren problemlerde kombinasyon kullanmamanız gerekir. Kullanmamanız değil kullanmanız gerekir. Seçme işleminde kombinasyon kullanmanız gerekir. Kombinasyon problemlerinde ne olacak arkadaşım? Verilenlere ve istenen şartlara dikkat edeceksin. 8 kişinin bir gruptan 2 kişilik bir grup oluşturacaktır. Ne olacak o zaman? Bitti bak basit bir problem. 8 kişiden 2 kişi istiyor. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1 ne oldu? 4 kere 7'den dolayı 28. Niye? Sadeleşme var. Geçti. Şimdi bakın bu basit bir problemdi. Peki biraz daha zorlaştıralım. 4 erkek 3 kız arasından bayrak töreninde bayrak tutmaları için bir erkek 2 kız istiyorum. Nasıl sıralayabilirim diyor. Bak 4 erkekten ne istiyor benden bir erkek çarpı çünkü V diyor. Hatırlarsan geçen hafta toplama ve çarpma yapmıştık. Orada söylemiştik. Ne yaptık? 3 kızdan da ikisini istiyorum. O zaman ne olmuş oldu? 4'ün birlisi 3'ün birlisini çarparsan 4 kere 3'ten dolayı 12 olmuş oldu. Bakın ne yaptık? V diyor. İkisini aynı anda istiyor. O zaman ikisini de aynı anda istediğine göre burayı da bu şekilde toparlamış olduk. Geldik bir başka soruya. 4 doktor ve 3 hemşire arasından 3 kişilik bir sa sağlık ekibi oluşacak. Bak 3 kişi istiyorum. Bu sağlık ekibi kaç farklı şekilde? Bana bir şart sunmuyor. Ne yapıyor? 4 doktor 3 hemşire 7'nin üçlüsü şeklinde seçerim. Çünkü benden kim gelecek kim gelmeyecek demiyor. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 kere 1 3 kere 2 6 35 tane farklı 3 kişilik grup oluştururum arkadaşım bir sıkıntı yok. Bana derse ki kaç tanesinde bir tane hemşire bulunur o zaman 3 kişi istiyorum. Bir tane hemşire istediğim için bu hemşireyi 3 kişiden biri seçeceğim. Geri kalan da 4 tane doktordan da 2 kişilik yer kalmıştı. Onları da bu şekilde seçeceğim. 3 çarpı 4'ün ikilisine artık alışalım 6 olduğuna. 4'ün ikilisi 6'dır. 3 kere 6, 18 olduğunu biliyorum. Bakın basit şeyleri artık bilelim. 4'ün ikilisi nedir arkadaşım? 6. 5'in ikilisi nedir arkadaşım? 10. 5'in üçlüsü nedir arkadaşım? Yine 10. Bakın bunları bilmen lazım. 6'nın ikilisi bilmen lazım. 15. Altın üşüsü bilmen lazım. 20. Artık bunları ezbere bilelim. Hızlı geçelim yani. Geldik buraya. Diyor ki en az iki doktor bulunur diyor. 1, 2, 3. Ne istiyorum? 1, 2, 3. Yani en az iki. Ya iki doktor ya da üç doktor istiyorum. O zaman ne yapacağım? Basitinden gidelim. Elimde zaten dört doktor vardı. Üçü doktor oldusun diyorsam dördün üçlüsü. Yani dört durum var. Devam. İki tane doktor istiyorsam e dördün ikilisi bitmedi. Bir tane de hemşire lazım. 3'ün birlisi. 4'ün ikilisi 3'ün birlisi ne olmuş oldu? 18 olmuş oldu. Peki burada ne var? 2 veya 3. Bakın veya 3 en az 2 tane doktor diyor ya. 2 veya 3'lü durum var. O zaman cevabım ne olmuş oldu? 10 18 artı 4'ten dolayı 22 tane durum var dedik geçtik. Kaç tanesinde hemşire sayısı doktor sayısından fazladır diyor? O zaman bir dakika hemşire sayısı nasıl daha fazla olur doktor sayısından? Ya hemşire hemşire doktor olacak, ya da hemşire 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 olacak. Başka şansı yoktur. O zaman arkadaşım hemşirelerden iki tane istiyorum. O zaman ne oldu? 3'ün ikilisi doktorlardan bir tane istiyorum. Dördün birlisi ya da hemşirelerden 3 tane istiyorum. Bunları toplarsak da üçün ikilisi 3, üç, dördün birlisi 4, Üç kere dört on iki. Üçün 1. bir. O zaman ne oldu? Bu da 13 farklı durum oluşturmuş oldu arkadaşım. Bu kadar basit. Yani olaylar öyle çok da zor. Aman aman permütasyon, kombinasyon soruları falan diye böyle dert yanacağım. Bir durum yok arkadaşım. Çok da abartılacak bir durum yok. Yandaki torbada 4 mavi. 1, 2, 3, 4. 2 sarı. 3 sarı. 1, 2, 3. 2 tane yeşil var. Doğru söylüyor. Tamam. Biz de zaten saymayı biliyoruz. Torbada saydık kaç tane olduğunu. Çekilen toplardan Sadece birinin mavi olduğu Bak. Bu toplardan aynı anda, aynı anda 3 top çekeceğim. Bir dakika, toplam kaç topum var? Kaç topum var toplamda? 9 top var. 9 top. Bana ne diyor? Çekilen toplardan sadece birinin mavi oldu. O zaman bir dakika arkadaşım. 1 2 3. Ne yapacağım şimdi ben? Burada çekilen toplardan bir tane mavi istiyorum. E bir tane mavi olacaksa 4 topum vardı. 4'ün birlisi bu A şıkkı olsun bu arada. 4'ün birisi e geriye 5 top kaldı. O zaman 5'in ikilisi. Ne olmuş oldu o zaman? Demek ki 4 kere 10'dan dolayı 40 farklı durum oluşabilir. 40 farklı durum oluşabilir. Peki bir de B'ye bakalım. B'de diyor ki birinin mavi, birinin sarı, birinin yeşil olması diyor. E 4 toptan biri mavi gelecek. E 3 toptan biri sarı gelecek. E 2 toptan biri yeşil gelecek. O zaman da ne olmuş olacak? ...24 tane farklı durum ortaya çıkmış olacak. Aslında nereden baksanız kombinasyonu bence iyice anladık diye düşünüyorum. Ve bir sonraki soruya geçiyorum. İşte geldik kallavi bir soruya. Yani kaliteli, güzel ve iyi bir soruya geldik. Bakalım bunu nasıl yapabileceğiz arkadaşım? Diyor ki, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 diyor. Bu kümenin elemanlarından seçilen 3 farklı sayının çarpımının sonucunun negatif olması. Bak... 1 çarpı 2 çarpı 3. Şimdi bunları çarpacağız. Cevap negatif olacak. Bir dakika negatif nasıl olur? Negatif negatifle negatifi çarparsam pozitif bir negatif daha olursa. Ya da negatif nasıl olacak? Pozitif pozitif ve negatif olacak. Bunları yaparsam ne olur? Negatif olanları bulmuş olurum. Peki arkadaşım 3 tane negatifi seçersem. Peki kaç tane negatifim vardı? Eksi 4'ten başlayıp eksi 1'e kadar 4 tane. E 4'ün burada 4 durum var. Artı 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 ne olacak burada? 2 pozitif. 3 tane pozitifim vardı. 2 pozitif seçtim. Çarpı bir tane negatif. Yani 4'ün birisi bir tane negatif seçtim. Burada da 3 kere 4'ten dolayı 12 durum var. O zaman 4 ile 12 toplarsam da 16 durum oluşmuş olacak. Gördüğün gibi sadece sistemi kuruyorsun, organize ediyorsun. Organizasyondan sonra da ne yapıyorsun? Cevabı rahatlıkla buluyorsun. Geldik bir başka soruya. Bir basketbol takımında aralarında Berkay ve Deniz'in bulunduğu 12 öğrenci bulunmaktadır. Bu oyunculardan 12 oyuncu bulunmaktadır. Bu oyunculardan 5 tanesi maça başlayacak, kadroda yer almak üzere seçilecektir. Berkay ve Deniz'den yalnız biri maça başlayacak. Yalnız biri maça başlayacak. 1 2 3 4 Bunlardan biri Berkay veya Deniz olacak. O zaman arkadaşım bu ikisinden biri olacak mı? Olacak. Geriye kaç kişi kaldı? Geriye kaç kişi kaldı? 12 kişiydi takım. 10 kişi kaldı. O zaman burada da onun dörtlüsü olacak mı? Olacak. İşte bu kadar. Çünkü niye? İki kişiden biri olması kesin. Geriye 10 kişi kaldı. Kadrom 4 kişilik yer var. Onun dörtlüsü olacak. O zaman 2 çarpı 10'un dörtlüsü de 10, 7 bölü 4, 3, 2, 1 oldu. 4 ile 8 etti. 3 ile bunlar sadece işte 3 etti. O zaman ne olmuş oldu? 21, 210, 420 tane farklı oyuncuyla plan, oyuncu ve oyun planıyla ne yapabilir? Hoca sahaya çıkabilir. İsterseniz bunu da şöyle düşünelim siz. Berkay oynayacak. 10 kişiden dör'dü. Deniz oynayacak. 10 kişiden 4'ü. O zaman 10'un dörtlüsü 10'un dörtlüsü. Ne olur? 2 tane 10'un dörtlüsü olur. Şimdi geldi geometrik muhabbetleri arkadaşlar. Ve geometrik muhabbetleri de yapıp artık dersi bitiriyoruz. Kombinasyonun geometrik yorumu diyelim. Herhangi üçü doğrusal olmayan en farklı noktadan en çok. Kaç tane doğru geçebilir? Bir dakika şimdi. Biz ne yapacağız? En tane nokta varsa her iki tanesini alırsan doğru olur. Mesela bununla bunu aldın. Bu bir doğrudur. Bunu aldın. Bu bir doğrudur. Bu bir doğrudur. Gördüğün gibi üç tane doğru varsa üçün ikilisi. Niye? Herhangi ikisini seçersen bir doğru oluşur. Herhangi ikisini seçersen bir doğru oluşur. Aslında burada ne yapıyorsun? İki tane seçersen her birinden birer doğru oluşur. Peki kaç tanesinden üçgen oluşur? Gördüğün gibi bana üç nokta verilirse oradan bir üçgen oluşur. Peki dörtgen bana dört tane nokta verirsen doğrusu olmayan oradan bir dörtgen oluşur. ...mevzuyu anladık inşallah. Peki... ...yandaki çember üzerinde 6 farklı nokta varsa... ...kaç doğru çizilir? Herhangi ikisini aldığında ne oluyor arkadaşım? 6'nın ikilisi... ...6 çarpı 5 bölü 2'den dolayı... ...biraz önce ezbere bil demiştim... ...15 olduğunu göreceksin. Peki kaç tane üçgen çizilir? E, 6 tane nokta var. Hiçbiri doğrusal değil. 6'nın üçlüsünden dolayı ne demiştim? 20 olduğunu bil demiştim. Bir de dörtgen içinde... ...6'nın altının dörtlüsü... ...6'nın altının dörtlüsü, altının dörtlüsü, altının ikilisine eşit... O zaman ne yaptık? Bunun da cevabının 15 olduğunu söylemiş olduk arkadaşım. Hemen bakalım. Ne diyor bana? Aşağıda 4 yukarıda 5 tane de aşağıda nokta olmak üzere D1 D2 doğrusu vermiş. Köşeleri noktalardan herhangi üçü olan kaç farklı üçgen çizilebilir diyor? Bir kere kaç tane üçgen çizilebilir arkadaşım? A şıkkını şuraya yapalım. E yukarıdan bir tane seçersin tepe köşesini. Aşağıdan iki tane seçersin. Aşağıdan da iki tane seçersin. Beşin ikilisi. Veya 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 tepeyi fark etmez. Tepeyi tepe noktası derken tabana geliyor bu sefer de. Bu noktalardan biri seçersin. Beşin birlisi. Çarpı yukarıdan da dördün ikilisi dersin. Olayı bitirirsin arkadaşım. İşte bu kadar. Peki bunun cevabı kaç? Dördün ikilisi kaçtı? Dördün birlisi dört. Beşin ikilisi on. Kırk durum var. Burada da beşin birlisi beş. Dördün ikilisi altı olduğu için de 30 durum var. Toplam 70 durum eder. Gel bakalım B şıkkına. B şıkkında da köşeleri noktalar, köşeleri noktalardan herhangi üç olan üçgenlerden kaç tanesinin bir köşesi A noktasıdır diyor. O zaman bak şimdi A'yı seçtin. A tepe ise A tepe ise birim biri çünkü bir taneden bir tane seçiyoruz. Aşağıdan da 5'in ikilisini seçmeliyim. Artı ya da tepe noktası A 1 ise bir tane de bunlardan biri seçersem ne yaptım? Buradan ikili seçmiş oldum. O zaman aşağıdan da bir seçeceğim. Aşağıdan 1 ne demek? 5'in birlisi demek. O zaman 1'in birlisi 1, bir, 5'in ikilisi 10 artı 3'ün birlisi 3, 5'in birlisi 3 kere 5 beş, 15 beş dediğim. İşte olayımız tamamen bundan kaynaklanıyor arkadaşlar ve cevabım da 25 bulmuş oluyorum. İşte bu kadar. Zor bir şey yok. Hemen üçgeni kuruyorum kafamda. A'yı koyduysam yukarıya bir tane daha seçersem iki kenar seçmiş olurum. İki köşe seçmiş olurum. Birinde bunu seçersem bakın ne olmuş oluyor. Hop hop hop. Üçgen oluşuyor. Ya da tam tersi buradan iki seçersen A'yı buradan seç. Buradan iki seçersen bakın A, E, K. A, E, K. Sanki böyle futbol takımı gibi oldu. A, E, K gibi bir sonuç ortaya çıkmış olur. Geldik bir sonraki soruma. Arkadaşlar bakın yine matematiğin güzel sorularından bir tanesi ve geriye de çok az sorum kaldı bu arada ve olayı bitiriyorum yavaş yavaş. Hemen bakın şimdi arkadaşlar. D1, D2, D3, d paraleldir diyor. Kaç farklı üçgen vardır diyor. Arkadaşlar bakın şimdi. 1, 2, 3, 4. 4 tane nokta var mı? Var. Bu 4 noktadan ben ikisini seçersem buradan bir üçgen oluşur. Küçük üçgen oluşur. O zaman şuradan ne gelecek? 4'ün ikilisi. Burada kaç tane nokta var? Yine 4. O zaman buradan da 4'ün ikilisi gelecek. Burada kaç tane nokta var? 4. O zaman buradan da 4'ün ikilisi gelecek. Küçük üçgenlerden orta üçgenlere, orta üçgenlere, büyük üçgenlere tam tamına dördün ikilisinden üç tane farklı durum var. 3 çarpı dördün ikilisi, buradan da 3 çarpı dördün ikisinin altı olduğunu bilmemiz gerekiyor demiştik. O zaman bu soruda da sekiz yaptık, bitirdik. Şimdi arkadaşım, artık doğrularla çemberleri birbirine karıştırdılar. Hiç fark etmez. Biz organizasyonu yapacağız, ortaya koyacağız ve tık 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 kombinasyon işlemleriyle bitireceğiz. Aşağıdaki şekilde 6 tanesi çember üzerinde, 4 tanesi d doğrusunun üzerinde herhangi üçü doğrusu olmayan 10 nokta verilmiştir. Bakın 2 4 6 evet çemberin üzerinde, 4 tane de doğru üzerinde. Köşeleri bu 10 noktadan herhangi üçü olan kaç farklı üçgen çizilir? Şimdi üçgen için bana ne lazım? 3 tane nokta yalnız bunların üçü de doğrusu olmayacak. O zaman bu soruyu bakın ben size güzel güzel yapayım. Buradan 2 tane seçerim. Bakın dördün ikilisi. Çarpı buradan bir tane seçerim. Altının birlisi. Bitmedi. Buradan bir tane seçersem. Buradan iki tane seçmem lazım. Altın ikilisi. Dördün ikilisi altı. Buradan da var otuz altı. Dördün birlisi dört. Bu neydi on beş? Buradan da oldu altmış tane. Olayı anlayabildik mi? Olayı toparladık mı? Bakın ne yaptık? Hemen buradan iki tane buradan bir tane, buradan iki tane, buradan bir tane seçtim ve olayı bitirdim. Peki bitti mi olay? Bak olayı bitirdim diyorum ama hemen atlama. Bitti mi olay? Bitmedi. Niye bitmedi? Çünkü çemberin üzerinden de bir üçgen alınabilir. Yani altı doğru, altı noktadan altın üçlüsü bir de buradan çemberde, çemberden de üçgenler gelir. O zaman 20 tane de buradan geldi. 116 tane yapmış oldum. Peki arkadaşım bu soru böyle. Bir buradan, iki buradan, iki buradan, iki buradan, bir buradan veyahut da hepsini buradan almak. Başka yolu yok mu hocam? Tabii ki de var. Peki bütün noktalar doğrusal olmasaydı? Burada kaç nokta vardı arkadaşım? 10 nokta vardı. Onun üçlüsü. Bu kadar üçgen oluşacaktı. Normalde doğrusal olmasalardı. Peki üçgeni sağlamayan durum ne? Üçgeni sağlamayan durum 4 noktadan üçünün doğrusal olması. 4 nokta var doğrusal ve 3'ünü seçersen bunlardan ne oluyor arkadaşım? Doğrusal oluyorlar. Bunlar üçgen oluşturmuyorlar. Bütün herkesi üçgen oluşturur gibi kabul ediyorum. Yalnız üçgen oluşturmayanları çıkartıyorum. O zaman ne olmuş oluyor? Onun üçlüsü 19-8. 19-8 bölü 3-2. Bunlar sadece işte 3, bunlar sadece 4. 120 oldu. E Zaten bunun da 4 olduğunu biliyorum. 120'den 4 çıkarsa 116 diye olayı bulmuş oldum. İster kafana yatıyorsa böyle yapabilirsin. Aa hocam bu çok pratikmiş müthişsin. O zaman buradan yürüyüp gidebilirsin. Geldik bir başka soruya. Hemen bakıyorum paralel kenar istiyor. Paralel kenar nedir arkadaşım? İki paralel kenar. iki paralel kenar ne yapar seni? Bir tane iki paralel kenar diyorum. Özel, özür dilerim. İki tane paralel kenarlar. iki tane paralel kenarlar bir araya gelirse paralel kenar şekli ortaya çıkar. Geometrik cismi ortaya çıkar. Şimdi arkadaşım bak iyi dinle. Elimde kaç tane burada 4? Kaç tane paralel doğru var? 4 tane. Ben ne istiyorum? 2 tanesi olsun istiyorum. E peki kaç tane paralel doğru var dikey şekilde? 3 tane. O zaman ben ne isterim? 2 tanesi olsun isterim. Bak mesela şunu seçtim. Mesela şunu seçtim. Yukarıdan da şunu seçtim. Diyelim bunu seçtim. Bakın şurada bir tane paralel kenar oluştu. İşte ben buna ne yapıyorum? Paralel kenar diyorum. Ve 4'ün ikilisi 6. 3'ün ikilisi 3. O zaman cevap da ne oldu? 18 olmuş oldu arkadaşım. Aklında olsun. Bunu da bu şekilde yapıyorsun. Geldim son soruma neredeyse ve sonrasında da dersin bitiyor. Bu sorudan sonra ödülü sorum var. Sonrasında ders bitiyor. Kaç farklı kare vardır diyor. Arkadaşım burayı çok iyi dinle. Çünkü biraz burada kombinasyondan farklı bir şey yapacağız. Herkes burayı çok iyi dinlesin. Şimdi bir kere, bir kere kaç farklı kare vardır diyor. Benim elimde ne var arkadaşlar? Gördüğün gibi birlik elemanlar var. Bir birim seçersem. Bir 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 burada gördüğün gibi beş tane. Aşağı doğru da üç tane var. O zaman ne olmuş oldu? Altı kere üç burada tam on sekiz tane kare vardır. Bunu anladık. Birincisi bu. Yan tarafı doğru beş. Alt tarafı doğru üç. O zaman ne olmuş oldu? Ee, beş dedim. Gittim altı yazdım. Kusura bakmayın. Burayı da düzelttik. O zaman ne oldu? On beş oldu. Şimdi arkadaşım devam ediyorum. Bak ben ikilik ikilere geçersem ikilere. İkilik birimlere geçersem. iki burada var. Bir yana kaydı ikili. Bir yana kaydı ikili. Bir yana kaydı ikili. Ne oldu? Dört tane olmuş oldu. Ve de iki burada var. iki burada var. O zaman ne olmuş oldu? Benim karem. ikiye ikilik karem ne olmuş oldu? Yan tarafa doğru dört. Alt tarafa doğru dört. Dört kere iki. Sekiz tane olmuş oldu. Peki üçlü kare yaparsam ne olacak? Üçlü kare. Üçlü kare yaptığımda da gördüğün gibi burayı tam kapladım. Bir burada üçlü var. Bir burada üçlü var. Bir de şurada üçlü olacak. O zaman o da 3 çarpı bir durum var. O zaman 3 olmuş olacak. Toplarsak da toplam kaç etmiş olacak? 26 tane durum ortaya çıkmış olacak. Arkadaşlar buraya lütfen çok dikkat etmiş olun. Bir daha söylüyorum. Birliklerden 1, 1, 1, 1, 1. 5 tane yan yana. 1, 1, 1, 3 tane alt alta. 5 kere 3, 15. İkiliklerden 1 1 1 1 4 tane var. Aşağı doğru aşağı alırsan da burut bu sefer de buradaki ikili ikililerden de yine 4 tane gelir. Yani 4 kere 2. Bakın zaten bu artık bizim için aritmetik sayı gibi gidiyor. 5 3 4 2 3 1 o zaman da olayı bitirmiş olduk. 15 23 26'da bunu yapmış oldum ve kombinasyon konusunu müthiş bir şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bence çok iyi sorularla, temel sorularla, iyi sorularla olayı bitirdik çakallıkları da anlattık. Dediğim gibi haftaya müthiş bir Pascal üçgeni ve binom açılımı var. Lütfen o dersi dinleyin çünkü çok pratik anlatacağız. Anlamama yapamama şansınız yok. Zor bir konu ama sizin için kolay olacak. O zaman ne yapalım? İşte karşınızda ödülü soru. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.